İşte al sana bir kapı. Aç olsun sen açıl. Ne oluyor? Sure is foggy here. Bu ne diyorsun ya? Another door. No. Okay. Is of no consequence. Excuse me, but what? How did you come by that axe? That is my don't business. Your job. And while I won't no ask. That, I know that blade. It was one of ours. Yeah, I blade is we didn't make it for you. The wolf makeup. Step aside. Yeah, step aside. Go. See the woman we made it for. Go, Connor. Litterman. And I would be somewhat displeased. Lan karşımızda çıkan herkes de diyor senin kılı baltayı ben yaptım falan diyor. Ne oluyor lan vücut mu gösteriyor? Biz daha kalsız oğlum. Çocuk benim annemi hatırlıyor mu falan diyor adama. Ölü yüzü. Ölü yüzler. I'm very very sorry to hear that. Burada çok fazla var ölü yüzler. İlk savaştı. İlk savaşta iyi bir kadındı. Ne oğlum ne? Herkes hatırlıyor bunu anasını. Okay. Tamam. I will make improvements to the axe. Ben o baltayı yaptım oğlum. Ne? Nobody asked you to. Kimse bunu sormadı ki sana. True, but knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my brother. Ya senin kardeşin de sen de iyi gibi balta yapmışsınız ya. Lan şurada iki tokat at ya. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Doğrayacak ufak ya. Kırkın o tost makinesi. Prove upon it only. Yeah, but can you put it down over there? Tamam, onu indi dostum filan. Filthy. Okay then, I will just. Kaldıramıyor baltayı. Çok mu ağır ne? Oh, is that dried blood? Oh. So what were you? Kan gibi mi kokuyor? Oh, that. I call it the sky mover. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. Yeah, bro. Where should we begin? Ya neyse işte be bunu. Tamam işte oğlum. Ya anladık oğlum anladık ya. Öf ya öf tamam işte be. Nothing to your liking, I see. Did you really make that axe for my mother? Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. Buna balta atasam ne oluyor? Ölüyor mu? Atılmıyor. Tamam be oğlum ya anladık be. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we reis, bir saattir izliyor. 2 dakikalığını 1 yıllık. She even spoke our native tongue. She'd say. Ahmeleri açsana. Yok ya, o ne demek öyle? Bir sürü son birkaç ayda bir sürü insan abone oldu dostum. Saçmalama. Bu çok saçma olur. I see a lot of her in your eyes. You know? Abi bugün benim doğum günümü kutlamışsın orada dostum. I didn't. I won't. İyi ki doğdun ama sana özel bir video yapmak lazım. Hizmetine beni doğum günü videomu atar mısın papa? Olur. Atarım. Zaten yok mu? Öyle bir video var zaten kanalda sağda. Ben onu silmedim. Sanki sil demiştin ama silmedim. İsmet. Yazık İsmet'e ya. Üzdünüz çocuk gitti.
Yani ne istiyor bu şimdi? Ne var oğlum? Orada ne var? O tarafta mı yani? Kim attı onu? Wow. Sırtlana benzeyen balıklar geliyor, ilginç. Ne oluyor oğlum? Nerede? Kim neyi nereden atıyor ya? Aa, tepede miymiş? Facanla. İyi gizlenmiş. Gibi terbiyesiz. Ah, işte bir bu maçı daha. Tamam. Peki. Buradan atabileceğimiz bir tane daha mı var? Diğerler nerede? Hadi bakalım. I can't tell. Are we getting closer to the mountain? We are. Bobby, nişan olacağım. İnsanların profil zımbırtısını taklit ediyor mu ya? Ne yönden? Anlamadım. Al pastayı, al rüflü. Teşekkür edelim Barbaros. Al sen de yemek ya, acıkmışsın. Sağ ol reis, acıkmışım. Bunu İsmet'e hediye ediyorum. Beyin mi? İsmet olur gibi. İsmet al seni ya. İsmet'in ne kadar lafını ediyorsunuz. Adam gitti şimdi oyun falan oynuyordur ya. Bro. Yazık ya, dedikodu etmeyin arkadaşlar. Yazık. Ne? Nerede? Ben göremiyorum. Nerede abi? Ne var ki burada? Şurası var, bir de bu tarafı var, öyle mi? Ha, tamam.
Bu da neymiş böyle? Vay. Tamam. Bu da nesi? Ha, şey, bizim attığımız şey. Aha! Çatı çık bölüm. Çatı gege. Güzel. Vay, bu da nesi böyle? Neyse, burada bir işimiz yok arkadaşlar. İsmet al senin biberonun. İsmet bir otan bitiye bir şey süs. He. Ya İsmet'im bu kadar lafını etmeyin arkadaşlar ya. Yazık ama. Yazık dostum. Yazık yazık. O da insan sonuçta, tamam mı? Bu neymiş öyle? Kapı falan mı? Açıl susam açıl. Ne bu? Ya bu oyun niye bu kadar labirentsiz olmuş ya? God of War eskiden sanki böyle değildi. Hep bir labirent, bir yere gitmek için ama biraz fazla labirent olmuş sanki. Tamam, hay hay bedavadan oyun oynamayalım falan. İlerletsin tabii canım, bir küçük bulmacada çıksın da yani ilerletmek için oyunu. De yani. Bu da sanki çok uğraştırıyor ya. Neydi lan o, bir şey fırlattı sanki. Abi ne varsa ben niye göremiyorum ki? Bir şey geziyor sanki. Aa, neyse. Do you think for this last leg up the mountain that maybe I can carry her? I told you no. Why? İsmet. She meant more to me than you anyway. Pabucu yarım, gel dışarı ya, oynayalım. Ya yazık İsmet, uğraşmayın dostum. Adam gitti şu an yayını izlemiyordum. Ya yazık ya. Arkasından konuşuyorsunuz, yazık yani. Güzel. Adamların... Neyi varsa kıralım abicim. Evet, her şeylerini kırıp alalım.
bunu uzaktan vurayım. At at. Boşa atıyorsun. Tamam. Vay. Güzel. Küçük küçük yanlarına çıkarttık. Amanın yanıyor umarım. İsmet izliyor yayını. Hayır, sanmıyorum. Gitmiştir. İsmet Reis gidelim derse gider dostum. İsmet yayında. Hayır, yayında falan değil. Hiç sanmıyorum. Hiç. Bir siz izliyorsunuz. İsmet gitti, küsüp gitti. Çocuk küsürdünüz, çok ayıp ettiniz. Üzdünüz onu ve gitti. Bu ne öyle? İki tane zımbatısı var. Amanin. Güzel. Yayındaki 4 kişiden biri İsmet. Yok be, gitmiştir o ya. Ben İsmet'in yanına sarayım. Hayır değilsin. Nihayet geldik ama kapı kapalı. Bu oyunda Resident Evil'i özlemiş herhalde. Bütün kapılar kapalı. Oha, bunu mu kapatacak? Deli gücü var abi bu herifte. Oha! Golün çıktı oğlum. Küş! Öf! İsmet'e bak! Amanin! Golün Kratos makinesinin kornu sırıyor. Abi ne kadar büyük bir golünmiş. Vay be. Father? Ne böyle evladım? Memunun korumaları geldi. Bir süremde. Golün de ölmemiş. Ready yourself. Mimun sen, mimun yavrusu Golin. Terbiyesiz mahluk, sana çok pis geçeceğim oğlum. Mimun! Mimun yavrusu! Mimun sürüyoruz oğlum! Çok eğlenceli! Geber oğlum Mimun! Mimun gece oldu. Ne ogre oğlum? Goril de o, goril goril. Tamam oğlum, anladık ya. Üf, al şundan işte yerden, sadece al.
Ya canım kahve çekti oğlum ya. Gidip kendime kahve mi yapsam? Hadi şu kapıya gidelim oğlum. Açıl susam açıl. Whoa. I can see why mom wanted us to bring her here. Indeed. I know. Neyse de yiyorum. 50 boyda. Yayın mix gelmiş. Konçova dostumuz gel. Hoş geldin dostum Konçova. Pardon bu arada gecirdim. Hayvan gibi kusura bakma. Ben Kerim yazmışsın galiba. İsmet'i sürüyoruz. Hayır o garildi. İsmet bu. Bu minik bebe adam İsmet oluyor. Nerede lan İsmet? İsmet? Neresin oğlum? Oo tavra gitmiş. İsmet ne geziyorsun o devladım? Oğlum biraz sus ya bro. Çok konuşma oğlum. Dağın tepesi. Bu nasıl bir yermiş? Bu neymiş böyle? Enteresan bir makine. I doubt it. So how's he gonna get it to work? I do not care. Nasıl çalışıyordur falan diyor da diyor bana ne ya boşver. Umurumda değil. Hadi gidelim evladım. Dik koşuyoruz. O ne lan? Orası değil ya karanlık. Oğlum dağın ortasına cin musallat olmuş sanki. Böyle bir gölge var orada. Burada bir köprü varmış, yıkılmış. Tamam, peki. Gölge musallat olmuş, daha gidelim hadi. Ne var lan burada? Gitme oğlum. Stay back boy. Durma, dur yavrum. İsmet, geri gel. Fis kokuyor değil mi? Oraya dinozor osurmuş oraya. The witch. Wish she was here. Bet she could get us past this. My magic is useless against the black breath and there's no way around it. Odin saw to that long ago. Aha. What are you doing here? Avrat musallat oldu bize. Why were you doing this? I was busy saving my friend, if you remember. The black breath is a corruption of magic. O hayvan çiğdikmiş ki. Kene konusu da aslında işi bırakıp gitme lüksün var mı buna bağlı. Eğer bir hafta bile işsiz kalmıyorsan borçların varsa kölesin. Bu arada 40 dakika geriden izliyorum. Hı? Niye dostum? İlginç. Bence gün 24 saat yarısından çoğunu sırf çalışmak için yollarda sürünerek, yemek yiyerek ve çalışarak falan geçiriyorsan. Yani gününün büyük bölümünü çalışmakla uğraşıyorsan ve bir kız geri kalanı da uyuyarak geçiriyorsan falan. Kendine hiç zaman kalmıyorsa. Ve izin al, sen de dediğin gibi izinsiz çalışıyorsan falan. Hafta sonunu, pazar günü bile çalışanlar var. Onlar bildiğin köle dönüşmüş, doğru. Adam bir saat önceden yola çıkıyor, servisi beklemeye başlıyor, iş başı yapıp 12 saat çalışıyor, sonra iş bittikten sonra servise biniyor, o servis götürüyor onu evine geri, fabrika içisini, 12 saat çalışıyor, 2 saati de yollarda geçiyor, 14 saat, eve gidiyor hiçbir şey yapmadan yorgun argın uyuyor, 7-8 saat de uyuyor, hani 6 saat uyursa 14 saat çalışma ve yol zamanı 6 saat duysa 20 saat. Kendi kendine 4 saat falan kalıyor. Onun da 2 saati, 1 saatini de market dolaşıp ucuz bir meyve falan alayım da evime götüreyim diye marketlere dolaşıp fiyatları araştırıyor adamcağız. Ya da kadıncağız. Ya da işte insan işte yani insancağız.
O geri kalan 4 saatin 1 saatini marketlerdeki ucuz bir şeyleri kovalayıp alıp getirmekle uğraşıyor. Yarım saatini de yemek pişirdi diyelim hadi. 2,5 saat kalıyor. O 2,5 saatin yarım saatini de tuvalette geçiriyor. Yarım saatini yemek yemeğini geçiriyor. Ne kaldı geriye? 1 saat, 1,5 saat falan kalıyor. Ya da kalmıyor. Bu da onu bence köle yapar yani. Yani bir insan yaşamak için çalışıyorsa okey, o insandır. Köle değildir, hür bir insandır. Ama artık amacı bu olmasa bile çalışmak için yaşar bir hale geldiyse, yani artık bu insan amacı o olmasa bile bir köleye dönüşmüş demektir yani. Maalesef. İsmet işitmiş, oraya kuru fasulye yemiş. Ya terbiyesiz İsmet, neden oraya oturdun oğlum? Bir insan bedavaya çalışıyorsa köledir. Hayır, bedava çalışması önemli değil. Çok iyi paraya çalışıp da deli gibi zamanın hepsini, bütün hayatını işe veren insanlar da var. Mesela bugünlerde biraz sağlık sektörü maalesef bu halde. Yani çok uzun saatler çalışıyorlar, nöbete kalıyorlar falan. Az para mı alıyorlar? Yani bedava değil, iyi kazanıyorlar. Ama iyi kazanmaları onların köleymiş gibi çalıştıkları gerçeğini değiştirmiyor bence. Bunun maddiyetle bir alakası yok. Hani çalışmak için yaşar bir hale geldiysen sen kölesin. Bu bir gerçek. Bütün hayatını çalışmak ama bir şey başarmak için değil yani. Mesela diyelim uzay mekiği yapıp uzaya gideceğiz falan bir amaç var, bir başarı peşindeyiz. Ya da işte bilmem ne hastalığının çaresini bulmak için çalışıp çabalıyorsan bu ayrı. Bu seni bilim insanı yapıyor. Bilim için çabalıyorsun. Bu seni köle yapmaz. Ama boş bir şey yani. Şu saçma sapan plastiğin üretilmesi için bütün ömrünü veriyorsun. Boş bir amaç uğruna sırf çalışmak için hayatta kalıyorsun resmen. Bu seni köle yapar maalesef. Ben zamanla ölçüyorum bunu ve amaçla ölçüyorum. Mantıksızca bir şey için zaman harcayıp duruyorsan ve yaşamaktan çok amacın çalışmaya dönmüş gibiyse sen kölesin. Just give that a turn. Yeah. Tyr's temple is at the center of the lake. It is from there we travel to Alfheim. Bu karın nasıl ışınlandı bu ya? Yan ne geziyor lan? He just appeared one day. Soon after, Thor attacked, and their battle could be felt across all the realms. Ultimately, it ended in a stalemate, and Thor returned to Odin empty-handed. Vay vay. The serpent stayed and grew so large. Anlıyorum. It now spans all of Midgard. Kesin. See? Told you. They've hated each other ever since, destined to kill each other come Ragnarok. You believe in Ragnarok? Ya, aynen öyledir. Bence de öyledir. Evet. Her ne anlattıysa artık. You know, we actually talked to the world serpent. You did. An exaggeration. I'm good with languages, even ones I've never heard before. Ya acaba burada ne var? Bu ne? Ya bro. Ne oldu? Hava gittiler ben değilim. Bu da nasıl? Tamam. Boynuz kafalı bir adam böyle duruyor. Peki. Selam canım. Kapıyı açalım, gidelim hadi.
Ya çok susamaçım. Watch your step. Just along here. You sure? We came through here before and there's no way back to go. Is that so? Let me show you something. Artık kimi insanların köle olarak tanımladığı memurlar aslında çok şanslı değil. Adam şu bıyığı uzatamıyor mesela. Yasak diyorlar. Yönetmeliğe aykırı, kılık kıyafete aykırı falan diyorlar. Şu bıyık çok sivri olmasın, cücük yasak diyorlar mesela. Mesela bıyığı aynı açamaz o memur. Değil mi? Açabiliyor mu? Hayır. Hiç bu işlere bulaşmaması lazım. Özgür değiller. Mesela bir alım satım yapsa, bir ticaret yapmaya başlasa, vergisini bile ödese, sen bu parayı nereden buluyorsun diye hesabını sorarlar. İkinci iş yapmak da yasak benim bildiğim memurlara. Bu onları biraz köle sınıfına hafif sokuyor bence. Hayatlarını vermiyorlar tamam ama birçok kısıtlamaya maruz kalıyorlar. Sabit maaş, günlük 8 saat iş, emeklilik ikramiyesi falan fistan. Tamam iyi güzel de. Ve araba alıyor, çocuğu borçsuz bir bekarlık geçiriyor. Tamam da mesela böyle bir sanat eseri mesela yani sanata el atamıyorlar. Mesela işte film yönetmek, para var bir film çekmek istiyor, bir yönetmenlik yapmak istiyorsa yapamıyor. Bir firma kurup bir ne derler ona bir girişimcilik yapmak istese yapamıyor. Bu ikinci gelir, ikinci iş yok onların. Dedim ya şu cücük sakalı bile bırakamıyor adam. Yüzünü böyle yapamıyor. Ya da şu bu şekilde yayına çıkıp da bir sürü insan karşısına çıkıp da bir şeyden bahsedemiyor. Onlar da biraz köle sınıfına giriyorlar maalesef. Özgür değiller her konuda. Oo, o ne yaptı lan öyle? Orada bak, kağıt büyü yaptı, köpü yarattı oğlum. Vay canına. Bu avrat baya yetenekliymiş. Bu Kratos'un yerinde olsam bu avrada evlenme teklifi ederdim yani. Evet, büyülü. There are no good gods, boy. Thought I taught you that. Tamam. Bir kapı daha mı? Açıl susam açıl! İsmet mutlamış. İsmet'i çağır. Oklan değişti, kırmızı oku al. Ne? Taba bas. Top ne? Nerede abi? Ben Gamepad'da oynuyorum. Gamepad'da top nedir abicim? Ok mu atacak? Kırmızılara ok mu atacak İsmet? Tamam. Okey. Anladım dostum. Demin ki yer mi lan bura? Sanki orası. The risen dead grow ever more numerous. Once the roads and trails would have been full of people. Now all have hid or fled, save for the reavers, savage enough to survive in such a world. Tamam. Make a right at the bottom of these. Hadi bakayım büyücü karı. Yap bir şeyler. Hadi göster numaranı. Bize yolu göster canısı. Tatlım bana büyük bir hayvan göster pataklayayım onu. Şekerim. Çok büyük bir hayvan göster. Ne var aşağıda ne var? Ne? Ne? Anlamıyorum ne var aşağıda ne var?
Ne? Please take those stairs down and turn right. I'll be waiting up here. Ne ne? Aşağı git, ben seni yukarıda bekliyorum falan mı dedi, bana mı dedi? Tamam. Nasıl ineceğim aşağıya? Bundan bir yerden aşağı inmem var. Yok var mı? Var galiba. Tamam. Tamam. Nasıl aşağı ineceğiz oraya? Oradan inme yeri yok mu ya? Burası mı? Herhalde burası. Büyücü kadın oraya zımbırtı mı yapacak? Köprü yapacak galiba. Vay, Minos da nasıl öyle yaptı? Tamam, ondan. Sağ ol canım. Bu neymiş? Ha? Tam spor yapacak bir şey buldum. Hadi dostum. İşte budur. İçi çıkı dur. Ya, ya ama böyle motive olamıyorum ki. Bağırsaydı keşke Kratos. Sen nasıl bir Kratos'un oğlum? Şöyle kaldıracaktı. Buradaki efektleri yapamamışlar. Onu kaldıracak. Diyecekti. Sonra hızını alamayıp kameraya dönüp yapacaktı. Neyse. Neyse. Hadi bakalım dostum. Hadi bakalım. Ne? Evet, köprü dönüyor. Cidden güçlüyüm, evet öyleyim. Sen de orada otur abi. Papana bir el atma yani, yardım falan etme. Mimun yavrusu seni. About the dead. We heard someone call them Hellwalkers. But what are they? They are poor, restless souls. Denied their existence and their peace. Why what? Could Vanir magic raise the dead? It could, once. But this is no spell. This plague of dead is but a symptom of a world out of balance. Something or someone has meddled with powerful forces. That is all I know for sure. Bu ne ya, ne şak diye oturtturdum. Tamam canım, peki. Gel evladım, gel. Tamam, gel oğlum, gel. Sağ ol canım. Sağ ol. Tamam. Tamam, bu kadar konuşma. Kadın dediğim bu kadar konuşma. Ah kurbağaya bak, ne kadar tatlı bir hayvan. Gel dur oğlum, bundan bir şiş çok yaparız. Şuna olayım. Oğlum kurbağa. Hua! Uhu! Oğlum kurbağaya sık. Şşş! Kurbağaya sık oğlum, kurbağaya uyarma. Uhu! Uhi! Ha? Evet, kurbağa eti. Kurbağa nereye gitti? Ya oğlum ya. Aşağı mı düştü? Ya kurbağa şiş kebap yapacaktık. Sen de uyu ufaklık. Hizmet. Uyu sen de, uyu kurbağa geziyor etrafta. Alsana. Akşama kebap yapardık olayım. Neyse şuraya çık gidelim ben diyorum sana. Çet okumacık. Aslında memurada saç sakal olayına artık bakmıyor. Ya bazı memurlarda ama bazılarında. Bazılarında bakıyorlar. Feci bakıyorlar hem de. İkinci iş falan da yasak falan değil. Hayır, yasak. Yani değil deseler bile sen ne yapıyorsun deyip de uyarırlar. Kınama yaparlar filan. O iyi değil yani o sonu. Ve işte ikinci işten bir sürü para kazanacak ve diyecek de sen bunu nereden buldun diyecekler ileride. Bütün hayatlarını veriyorlar aslında onlar yani.
Öğretmen kulaktan dolma bilgilere yer vermiyordum abi. Ya öğretmen mi dedim? Ben memurla öğretmen aynı şey değil ki dostum. Memurun bir sürü türü var yani. Mesela istihbaratın adamları da memur sayılmıyor mu? Onlara öyle kısıtlamalar var ki onlar direkt yani hayatlarını alıyorlar. Mesela askerde saç sakal serbest diyebilir miyiz? Senede bir kere 20 gün mesela bir subay diyelim. İsterse de general olsun yani. Bir subay diyelim yani. Senede bir 20 gün final izni alırsa o günlerde sakalını kesmez. Yüzü dinlensin durmadan jilet vuruyorum diye. Durmadan makineyle tıraşıyorum yüzümü diye. Yani o 20 günde filan anca adam yüzünü dinlendirir. Ondan sonra yani yok yani. Şey değil. Ancak kendini bir sivil göreve şey yapıp onu bahane ederek belki saç sakal şey yapabilir. Hepsi aynı değil. Hayır. Ya şimdi mesela şu benim açtığım yayını yapabiliyorlar mı? Annem, baban, dostum. Öğretmen hocalarımız yapabiliyorlar mı bu yayını mesela? Şeyi geçtim yani. Bunların konuşması da yasak bir kanuna göre biliyorsun değil mi? Yani belli bir politik filan şeyde anlama gelen açıklamalar yaparlarsa hakkında bir şeyler yapılabilir yani. Pek özgür sayılmazlar maalesef. Neyse. He ama şöyle bir durum var. Al sat yaparsın fakat dükkan geliri falan açar. Ha işte buyur. Galeri falan açamazsın. Ben bundan bahsediyorum. Yani memur olmayan bir insan herhangi bir sektörde herhangi bir atılımını çatır çatır yapar. Yani züvergesini ödedikten sonra işi kitabına uygun yaptıktan sonra kim ne karışır? Ama memurlar öyle değil işte. Bir sürü kısıtlama var. Yani mikrofon uzatsan falanca konuda ne düşünüyorsun desen ya bizim falanca kanundan ötürü konuşmamız yasak. Yorum yok deyip geçiştirecekler mecburen. Galeri falan açamazsın. Hiçbir memurun da dükkan işletmeye vakti yoktur zaten. 8 saat çalışır. Hayır. Yan iş yapmaya hiçbir şey engel değildir. Ya hobi yapmaya da zaman olur bir insanın. Köle değilse. Hobi yapmaya da zamanı olur. Kendi işini yapmaya da. İkinci işini yapmaya da zamanı olur. Çünkü ikinci iş genelde para için değil, hobi olsun, zevk olsun diye yapılır. Ya da yeni bir kariyer olsun diye yapılır. Niye? 8 saat çalıştıktan sonra kimsenin vakti kalmaz. Alsat'ta da sınırlar var. Yıllık 3 araba Alsat'ın da fazla yaparsam kendini galeri olarak beyan edip vergi vermen lazım. Bu da memurluğa ters. O kanun yeni çıktı değil mi? 3 taneden fazla araba alıp satarsan. Aslında o biraz saçma bir şey bence. Şimdi ben de yılda 3 tane, 3 kere bilgisayarımı değiştirip birilerine satsam bilgisayarımı, yılda 3 taneden fazla laptop elimden geçse mesela bu da benim bilgisayarcı dükkanı açmak zorunda mı bırakacak? Bir tuhaf olmuş yani. Ya da işte hanımlar altın takı kullanıyor. Bir hanımefendi yılda 3 kere boynundaki altın kolyeyi değiştirse bu onu kuyumcu açmaya mı yönlendirecek? Mecbur kuyumcu aç mı diyeceğiz o zaman. Biraz tuhaf olmuş. Enteresan. Ne iş? Ben otobüs sürücüm bay bay. Otobüs süreceksen ETS mi ne vardı bir tane? Simülatör oyunu ona mı gidiyorsun dostum? Bir yok da. Hadi gidelim dostum. Hadi ya. Ya bir kadın bu kadar konuşmaz. Kenara çekin. Bacım kenara çekin. Bak döveceğim artık yeter. Ne yapıyor lan bu? Bu ne oğlum? Aa ona ok veriyor. Çocuğa o özelliği verecek galiba. Wow. Okunmuş ok oldu. Okunmuş yay oldu. Şimdi onun attığı oklar okunmuş mu olacak? Wow. Gel evladım. Okunmuş otunla gel çocuğum. Okunmuş ok ve yayınla gel. Açıl susam açıl. Is this it? So dark. This temple has been asleep.
underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. Real Travel Room, tamam. Ne evrenler arası yolculuk, gezinti olası mı? Bu şey değil miydi ya? Asgard'da bir yer falan bir şey değil miydi? Asgard'daydı sanki. These roots are part of the great world tree and make travel between the realms possible. Ne? How does it work? Nasıl çalışıyor? You'll need this, a Bifrost. Tamam, Biofrost. Tamam. It can capture, hold and transfer the light of Alfheim. Place the Bifrost there. Tamam. Now. Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long slumber. Tamam, bakalım. Uyansın. This room and this room alone. İsmet'e bak, zıplayıp zıplayıp bakmaya çalışıyor. What you see before you represents the temple in which we stand, as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. All the realms exist in the same physical space, reflections of each other. These doors, the towers outside, and the nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the world. Dünya gezegen bir şeyin geçişini mi açtık yani, tamam. This place can focus and control that light. And is this the world tree? Only an artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The tree of life is bound to the fate of the world. Just as we are bound to. Biraz meyveyim ya. Çünkü nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys and rivers. The tree's very existence. Oğlum kolu kıracak çıkacakmekten ya. It's life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death. Deli gibi çitleyip durdu. Every strand transcending time. Tamam evladım. Sağ ol. Everything comes back to the tree. So, that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yes. Ben bunların yapacağı ek iş sektörleri şu şekilde sırlanır. Zirai kazanç sağlayabilirler. Kölülük yani, değil mi? Gayrimenkul ve kazanç elde edebilirler gayrimenkulden. Biri kişilik ve hakemlik. Bak işte özgür değiller. Yani memur olmayandan yapabileceklerini sıralayalım. Hepsi. Her şey. Bu da biraz onları köleye çeviriyor. Biraz. Biraz ama çok değil. Turn the wheel to Alfheim, please. Burada kayayım oğlum. İsme ne kadar komik, zıplayıp zıplayıp duruyor görmek için. Why isn't he listening? He gets like this sometimes. Vanheim. Ne istiyorsun birader? Vanheim. Ne? Çancere elim. Nasıl çevireceğim? Real bunu var abla. Jotunheim. Ya tamam kadın sus biraz be! Kafam şişti! Çenesiz kadın. Tamam okey okey. Zıttı zıttı da begin okey. Ooo Alfheim. Ya elime elliyor ya, tövbe estağfurullah, terbiyesiz kadın, çekil git şuradan, terbiyesiz. Tamam oğlum. Tamam oğlum, hadi gidelim eyvallah. Artık sus be kadın! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Each realm has a corresponding one. Tamam hadi gidelim. Oho. Opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower missing from the lake? The Jotunheim tower disappeared from all realms over 100 winters ago when the giants vanished from Midgard.
Where the tower went and how they moved it remain a mystery. Şekerim, cidden. Bak, ciddiyim. Sus artık. Yeter. Umurumda değil. Ne anlatıyorsan umurumda değil. Bana bir hayvan göster, onu döveyim şu baltayla. Bana beyinsizce bir oynanışsın. Follow me. The Bifrost is dark. This trip was its last use. Bu ne lan? There's no going back until it's replenished with the light of Alfheim. So we are trapped. Someone of your ability should have little trouble getting back to Midgard. İster misin bizi tuzağa düşürüp cehenneme götürmüş olsun? Açıl susam açıl! Kapan susam kapan! Hadi bakalım. Burası neresi? Bunlar da ne? Acaba bunlar ne olur ki? Ne? Wow. Neyse işte tamam, çok güzel. Burada demirci yeri var yine bu. Oğlum bu adamın her yerden mekanı var. Ne tuhaf bir şey ya. Nasıl yangın çıkmıyor burada? Arka taraf komple ateş. Nasıl yangın çıkmıyor? Etrafta battaniyeler, tahtalar var. Ne tuhaf şey. Gel evladım. Ne bu avrat artık hep bizde mi gezecek? Tövbe estağfurullah. Çok konuşuyor ya. Açıl susam açıl! Ne demiş ya? Bakayım. Aynı zamanda meslek sahipleri dışında eğitim, öğretim ve sosyal meslek nitelikleri falan fistan görev üstlenebilirler. Yani halk kahramanlığı yapabiliyorlar. Bizim bir arkadaşın papası her aile üyesi adına yıllık 3 araba al satımdan ilerliyor. 4 kişilik var. Ne? Aha! Karı gidiyor. Kendi yerine büyüleniyor, ışınlanıyor. Demek ki daha güçlü bir büyücü var burada. Bu büyücü burada dayanamadı. Yok, yok, ölmedi. Not likely. Come. Look at this place. Stay by me. Touch nothing. Aynen. Hiçbir şey elleme oğlum. Cinler alemine falan geçtik galiba. She's probably not coming back, is she? 4 kişilik bir aile 12 tane al sat yapabiliyor. Arkadaşın papası bugunu bulmuş. Ya aslında onun sonsuz olması lazım canım yani. Ne? Araba alıp satarsın. İleride galeri bilgisayarını da alıp satarsın. Telefonu da alıp satarsın. Yani kim ne diyecek? Dükkan açarsan da bunu profesyonel olarak yapmış olursun. Bu oyun ne böyle hafız? PS4 var, alayım mı bunu? Bana biraz sıkıcı geldi. Alacaksan şey al bence. PlayStation'da var mı bilmiyorum. Senua Sacrifice Hellblade 1'i bence oyna. Bundan bir tık daha güzel bence. Daha eğlenceli olduğu kesin. Bu orta hali bir oyun. Ne güzel ne kötü. Çok da muazzam bir oyun değil. Şimdilik öyle ya. Belki de güzeldir de bekleyeceğiz. Vişta, vuşu, vuşa, huşu. Çocuğun Okan'ı bir işe yarıyordu. Hiçbir caca yaramıyor. Okey. Benim zımbırtım işe yaradı. Aa, yine bu zımbırtıdan. Tamam. Bu neydi? Not our concern, boy. Focus. Aynen oğlum, focus. Çok konuşma, focus ol. Bu ne lan? Mızrakla birini öldürmüşler. Ama tuhaf bir yaratıkmış o da yani. Abini daha öldürmüşler. Yüzünde ne o? Maske mi? Ne var? Neyse. Ah, tamam, hadi gidelim. Bu ne oluyor ki? Boy, evladım, oku bakayım şunu evladım. What does it say?
Something about an eternal war for the light. I don't get it. Savaş mı? Şey tamam. Why not just share it? Greed. We will find it a common cause for war. Tamam, hadi gidelim. Aha, bir şey gelecek galiba, böyle kamera yakınlaştı. O ne? They keep murdering the light. Ah. It is war. The end of one. Bu bir savaş galiba. Bunlar ne? Ne bunlar birader? Sinek adamlar. Tamam, okey, sinek adamlar gibi. Seona Sacrifice Hellblade'de bunu kıyaslarsak bu daha çocuksu bir oyun. O daha ciddi bir oyun. Böyle uçan uçan adamlar gelmiyor. İri yarı kılıçın başlı. Böyle gladyatör düellolarını andıran bir oyun o biraz daha. Her gelen düşmanla hem de. Ve oynadığımız kız Kratos makinesinden, yani bu Kratos makinesinden daha karizmatik hem de. Kız bir karakter olmasına rağmen. Şuraya okun bir şeyimizi atalım. Baltamızı atalım. Falan. Ne? Anında bir şey oluyor. Ha, ikisini birden vuracağım bu vuruşta. Peki. No. Oh, okay. At least we're getting closer to the light. Çok güzel. Another cipher piece. I'll see what I can fit together. Hangi meslekleri yapalım dayı? Kararsız kaldık. Komik bir gümedim olarak. Üründen sonra ne yapayım? Ne edelim? Kararsızım. İyi bir şekilde İngilizce öğren. Onun haricindeki her şeyi kadere, şansa, eline geçen fırsatlara bırak bence. Üniversiteni bitir ve o bitene kadar iyi bir İngilizce öğren. Hani bir yere gittiğinde en azından kendine bir yol açacak kadar İngilizcen olsun. İnsanlarla iletişime geçebilecek kadar İngilizcen olsun. Geri kalan tamamen kader kısmet bence. Okul bile okursan. Selam canım. Tamam oğlum ya. Öf, uğraşamayacağım. Tamam, aleyküm selam, aleyküm selam. Hadi bay bay. Gidelim buradan. Biz büyüyle buraya zor geldik. Bu nasıl burada oluyor? Olabiliyor. Anlamıyorum. Bu nasıl burada olabiliyor? Acaba bundan her yer, bütün dünyada bu adamdan mı var? Bütün gezegenlerde falan bu adamlardan mı var? Her yerde bunun... Bunlar hepsi Vin'e benzeyen bir ümmettir belki bu adamlar. Neyse ya. Bu neymiş böyle? Bu ne ya? Kayık mı lan bu? Tamam. 3 tane zımbırtı var. 3'e de aynı anda vuracağız. Anlıyorum. Tamam. 3'e de aynı anda vuracağız. Nasıl yapacaksak artık. Hah, burada bir açı var. 3'ünü de aynı anda tutturabileceğim. Dışın! İşte budur.